Merhaba Soner. Merhaba Gökhan. Nasılsın? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Neredeyiz bugün? Bugün Bursa'nın en büyük fotoğraf stüdyosu Stage 2 DAS'tayız. Neden buradayız peki? Sağda solda duydum ki iş kaynaklarıyla ilgili birkaç kişiye fikir sormuşsun. Bu benim kulağıma geldi. O yüzden Godox ürünleriyle kurulu bu stüdyodayız. Peki sorumu direkt sana sorayım o zaman. Gönder gelsin. Işık ayağını neye göre seçmeliyim? İlk olarak hangi amaçta kullanacağına göre seçmelisin. İkincisi ekipmanına göre seçmelisin. Yani eğer ağır parafilaçlar kullanıyorsan biraz daha taşıma kapasitesi yüksek, malzeme olarak biraz daha dayanıklı ışık ayaklarını tercih etmek senin ekipmanını çok daha güvenli bir şekilde ve çok daha stabil bir şekilde tutmanı sağlayacaktır. Ama daha küçük speedlight gibi, işte tepe flaşı gibi, AD200 gibi, AD100 Pro gibi böyle daha küçük flaşlar kullanıyorsan ve kapalı ortamda, yani rüzgarın olmadığı, esintinin olmadığı yerlerde kullanacaksan biraz daha ince ayaklar, yerden de tasarruf etmek için biraz daha ince ayaklarda tercih edebilirsin. Son olarak da taşıma kolaylığı. Yani kullandığımız yere göre, eğer sürekli ekipmanlarımızı başka yerlere taşıyıp başka yerlerde kuruyorsak, o zaman tabii taşıma kolaylığını da bize sunan ışık ayaklarını tercih edebiliriz. Şimdi taşıma kolaylığı demişken bunların hangisini kolay taşıyabilirim? Hepsi kocaman. Işık ayakları bunlar. Godox'un 190F ışık ayağı ve MLA210 ışık ayakları bu konuda bize tam olarak istediğimizi aslında verecektir. Bir ekipmanı bir yerden bir yere taşırken en büyük sıkıntı yaşadığımız, bir Godox ışık ayağı taşıma çantamız varsa bile daha küçük, daha minimal bir ekipman eğer taşıyacaksak Godox'un 190F ışık ayağı ilk bakışta böyle yere çok daha geniş basan, çok daha uzun bir, daha da uzatabiliriz bunu, ışık ayağı olarak görünüyorken ışık ayağımızı kapattığımızda aslında ben bir doğada fotoğraf çekeceğim ve yanımda da ışık taşımak istiyorum. Az evvel gördüğümüz o devasa ışık ayağını bu kadar küçültebilirim. Bu da eğer ki sırt çantamızın bir tripod taşıma bölmesi varsa ya da herhangi bir hard case gibi bir ışık taşıma çantamız varsa bunu çok rahat bir şekilde yanımızda taşıyabiliriz. Evet, çok daha büyük, çok daha kalın ya da daha yüksek ışık ayakları da mevcut. Eğer istediğimiz bizim için biraz daha portatiflikse, biraz daha taşınabilir bir ışık ayağıysa 190F kesinlikle ilk tercih edilecek ışık ayağı diyebilirim. Bunu tekrar açıyorum. Ve yere geniş açıyla basması, dışarıda herhangi bir ışık kurduğumuzda herhangi bir rüzgarda da devrilmesinin önüne geçecektir. O yüzden dışarıda kesinlikle tercih edilecek ya da rüzgar alan yerlerde kesinlikle tercih edilecek bir ışık ayağı. Biraz daha bizim için hani fiyat konusu önemliyse, hani biraz daha uygun bir ekipman olsun, biraz daha fiyat olarak hesaplı olsun diyorsak, o zaman da BL210 yine bu konuda bizim ilk ihtiyacımız olacak ışık ayağı. Bunu da tekrar küçültüp yine dediğim gibi bir çantamızın tripod taşıma bölmesine ya da bir ekipman çantamız varsa ekipman çantamızın içine çok rahat bir şekilde koyabiliriz. Bu anlamda da yine bizim ilk önde tercih edeceğimiz ışık ayaklarından bir tanesidir. Bu yere tam olarak oturması sayesinde yine yere sağlam basacak ve belli bir mukavemette olacaktır. Yine çarpmalarda, dokunmalarda devrilmesinin önüne geçecektir. O yüzden bu ikisi de hem taşıma anlamında hem de kalite anlamında bize istediğimizi sunacaktır. Peki bunun yanında daha yükseğe çıkabilen ışık ayakları tercih etmem gerektiğinde hangisini tercih etmeliyim? Burada eğer bizim için çekim yapacağımız yer buradaki stüdyo gibiyse, şu anda kapalı bir ortamdayız. Burada bir esinti yok, bir rüzgar yok. O yüzden daha küçük yine tepe flaşları ya da küçük para flaşlar kullanacaksak Godox'un 240F gibi, 300F gibi ya da 380F gibi ışık ayaklarını tercih edebiliriz. Godox'un bu F serisi olan ışık ayakları modellerine göre en yüksek boyutlarını bize anlatıyor. Yani 380F 380 cm, 300F 300 cm, 240F 240 cm. yüksekliğe sahip. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey, yine defalarca söylediğim gibi, kullandığımız ekipman ve kullandığımız şekillendirici. Burada eğer kullanacağımız şey bir paraflaş ve arkamdaki bir 95 okta gibi bir softbox ise buradaki bütün ışık ayakları bunu çok rahat bir şekilde taşıyacaktır. Biz bunun üzerine 120 parabolikler gibi biraz daha ön tarafta ağırlık yapacak softboxlar, 140 oktalar gibi, bu gridli oktalar gibi ekipmanlar koyacaksak bu anlamda da o zaman bize biraz daha gövdesi sağlam ışık ayakları tercih etmemiz gerekecek. Bu anlamda da yine daha sağlam, yere hem sağlam basan hem de öne doğru eğilip bizim ışık ayağımızı dengesiz bir şekilde tutacak bir ışık ayağındaysa biraz daha sağlam ışık ayaklarını tercih edebiliriz. Burada yine bizim için
Eğer biraz daha fiyat performans ürünü arıyorsak 380F bizim için stüdyomuzda ya da dışarıda kullandığımız ya kurduğumuz setuplarda kesinlikle işimizi görecek en sağlam ışık ayaklarından bir tanesi. Ama biraz daha fiyat performans ürünü arıyorsak o zaman Godox'un 260T ışık ayağını kesinlikle tercih edebiliriz. Bunlar yine havalı ışık ayakları. Yani olası bir durumda vidası gevşettiğimizde tutamadık, elimizden kaçtı, elimizden kaydı gibi durumda ışık ayağı havalı süspansiyonu sayesinde daha yavaş bir şekilde aşağıya inecektir. Bu anlamda yine tercih edilecek ışık ayaklarından bir tanesi. Peki diyelim ki ben çekeceğim nesneyi, objeyi tepeden aydınlatmak istiyorum. O zaman ne kullanacağım? Bunun için kesinlikle tercih etmemiz gereken ışık ayaklarımız deve boynu diye tabir ettiğimiz ışık ayakları. Genelde ışık ayakları yukarıya doğru uzarlar. Ekipmanımızı istediğimiz açıyla ürünün üzerine ya da kişinin üzerine vermemizi sağlarlar. Godox'un eğer bir ışık ayağına ihtiyacımız varsa ve biz yer yer ürünü yukarıdan 90 derece tepeden aydınlatmamız gerekiyorsa o zaman ilk tercih etmemiz gereken ışık ayağımız 420LB deve boynu tripodlar. Deve boynu tripodları hem normal ışık ayağı gibi belli yüksekliğe kadar normal ışık ayağı gibi kullanabiliyorken en büyük artısı ışık ayağımızı gevşetip yukarıya kaldırıyorum, mandalını çekip öne doğru eğiyorum. Bu sayede artık ben çekmek istediğim herhangi bir ürünü, bir objeyi ya da bir kişiyi yukarıdan da aydınlatabilirim. Tabii şu an bu durumda bütün ağırlık ön tarafta olacak ve öne doğru devrilmeye meyilli olacak. Kutusu içerisinden çıkan taşıma çantası sayesinde ben bunu arkasına takıyorum. Eğer bir stüdyodaysam içine herhangi bir ağırlık, dışarıda bir yerde bir çekim yapacaksam sağdan soldan bulduğum taş parçalarını, tuğla parçalarını bile ya da su şişesini bu çantanın içerisine koyup arka taraftan belli bir ağırlık sağlayıp bunun öne doğru yıkılmasını önleyebilirim. Peki diyelim ki tam tersini istedim, yerden vursun. Yani alttan aydınlatacağım. O zaman ne kullanacağım? Bu aslında birçok kişinin çok fazla ihtiyacı olup genelde atladıkları bir konu. Biz genelde ışık ayağı alırken evet sağlam olsun, kalın olsun, büyük olsun ışık ayağı, yükselsin gibi özellikler arıyorken aslında birçok çekimde bizim yere çok yakın ışık ayaklarına da ihtiyacımız oluyor. Bu genelde dediğim gibi ışık ayağı seçerken biraz atlanılan bir konu. Buna biz hani cüce ışık ayakları diyoruz. Bu konuda da Godox'un 90F ışık ayağı ve diğer cüce ışık ayağımız bizim imdadımıza koşan ışık ayakları. Burada bir ürün çekim masamız var. Ürün çekim masasında ürünü alttan aydınlatmak istiyoruz. Genelde bunu yapmamız çok büyük sıkıntı oluyor. Ya ışığı ürün çekim masasının altına direkt dik bir şekilde bırakıyorlar. Bu sefer ne ışığın gücünü ayarlayabiliyorsunuz ne konumlandırabiliyorsunuz. Bu gibi sıkıntılar yaşıyoruz. 90F aslında bizim burada en çok işimize yarayan ışık ayağımız. Bu açık hali 90 santim olmasına rağmen kutu içerisinden çıkan, ben göstereyim, aparatı sayesinde, ışık bağlama aparatımız sayesinde ışık ayağını, kolunu buradan söküyorum, bunu takıyorum, daha sonra ışık ayağımı sıkıyorum. Şu gördüğün ışık ayağı da yerden 9 santim yükselmiş oluyor sadece. Bu anlamda da bizim herhangi bir ışığımızı yerden alttan modele ya da ürüne yansıtmamıza olanak sağlıyor. Ve diğer kalan parçasında herhangi bir ışıkta bum olarak, ışık kolu olarak çok rahat bir şekilde de kullanabiliriz. Bu dediğim gibi bir ışık ayağı tercih ederken ya da bir stüdyo kurarken, bir setup kurarken atlanan bir konu ama aslında bir çekimde çok fazla ihtiyaç da duyulan bir konu. Peki şu arkada gördüğümüz krom ışık ayağı nedir? Krom ışık ayağı. Genelde çok fazla stüdyolarda görmediğimiz ya da kişisel olarak hani küçük kurduğumuz stüdyolarda tercih etmediğimiz bir ışık ayağı olsa da kullanılabilecek en sağlam ve en oturaklı ışık ayakları. Birinci kullanılma amacı bu. Çünkü çok daha diğer ışık ayaklarına göre çok daha mukavemetli, çok daha sağlam. Handikapı ne? Çok fazla kısalmıyor ve diğer ışık ayaklarına göre eğer sürekli taşıyacaksak, yani burası gibi bir hani profesyonel bir stüdyoda değil de sürekli bir yerlere gidip çekimler yapacaksak, bir bizim için portatiflik önemliyse çok böyle sürekli taşınacak bir ışık ayağı değil açıkçası. Ama daha oturaklı, daha aynı yerde çekimler yapıldığında, bu evde de olabilir, evde kurduğumuz stüdyoda da olabilir, bir profesyonel stüdyoda da olabilir ya da şirketimize kuracağımız, ürün çekimleri yapacağımız stüdyolarda da en oturaklı ışık ayaklarımızdan bir tanesi. Birincisi bu. Çok sağlam, çok oturaklı bir ışık ayağı. İkincisi, eğer yansıyan bir ürün çekiyorsak, bunu birçok böyle işte krom ürün çekenler, yansıyan ürün çekenler bilirler. Biz fotoğrafı çekerken daha bizim fotoğraf makinemiz bile ürünün üzerinde yansıyacaktır. Biz bunu çok fazla
istemeyiz. Sonra ya bunu Photoshop'ta silmeye çalışırız ya böyle aynalarla vesairelerle farklı diffuserlarla bunları ortadan kaldırmaya ya da ürünü bir ürün çekim çadırının içine koymak zorunda kalırız. Ama yine de bir ürün bir ışık ayağı görecekse krom ışık ayakları bu yansıyan ürünlerde çok fazla görünmüyorlar. Bu anlamda ilk tercih edilecek ışık ayaklarından bir tanesidir. Bir krom ürün çekiyorsam bunu tercih ederim. Çünkü ürünün üzerinde çok fazla yansıma olmasın diye. Bunun aynı şekilde yine deve boynu olarak da kullanılan ışık ayakları da var. O zaman aklımdaki soruları giderdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. İnşallah giderebilmişimdir. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki sorumda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.